kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Seneler geçse de herkes için ayrı olan, dokusu ve lezzetiyle damaklarda izi silinmeyen şekerpareyi bu tarif ile pastanedekilerden farksız hazırlamanız mümkün. Tam ölçülü ile zorlanmadan hazırlayabileceğiniz bu tarifi çayın, kahvenin yanına, iftar sofralarına, bayramlara, kısacası her ortama yakışacak, yapması oldukça kolay pastane şeker paresi nasıl yapılır? Merak edenler buyursunlar videoma. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun, keyifli seyirler. Tatlımıza şerbeti ile başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı da suyumuzu alalım. Ardından üzerine bir dilim limonumuzu ilave edip ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Şerbetimizi orta ateşte 15 dakika kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbetimizi ocaktan alarak ılımaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın sarısını üzerine sürmek için kenara alalım. Yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı da pudra şekerini alalım. Malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Kullanacağımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Böylelikle rahatlıkla karıştırabiliriz. Daha sonra bir paket vanilya, bir paket kabartma tuzu ve 3 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Burada belirtmek istiyorum, yumurtanızın büyüklüğüne, malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan ve onun cinsine, kalitesine göre un miktarında farklılık gösterebilir. Bu yüzden her zaman kontrollü eklemenizde fayda var. Çünkü bu şekilde hamur yoğurmamız çok daha kolay olacaktır. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık kıvamda olmalı. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin lütfen. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak uzunlamasına şekil verelim. Üzerini elimizce hafifçe bastırarak yassılaştıralım ve uç kısımlarını sivrilterek oval şekil verelim. Hemen bir iki tane daha göstermek istiyorum. Hamuru yumuşacık, hemen kolay şekil alıyor. Sizler de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurumuz bitinceye kadar tatlılarımızı bu şekilde hazırlayalım. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur. Tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Şekillendirdiğimiz tatlılarımızı pişirme kağıdı serili fırın tepsimize yerleştirelim. Üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra tatlılarımızın üzerine sürelim. Tatlılarımızın daha güzel gözükmesi için uzunlamasına çatal ile çizikler atalım. Tatlılarımız hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 25 dakika pişirelim. Tatlımızı fırından aldıktan sonra hemen uygun bir fırın kabına dizelim. Daha sonra üzerine ılayan şerbetimizi her yerine gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Burada belirtmek istiyorum, tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacaktır.
Tatlımızın şerbetini güzelce çekmesi için üzerine uygun bir tepsi örterek en az 3-4 saat dinlendirelim. Hiç kuru yeri kalmadan şerbetini tam çeken tatlımız servise hazır. Üzerine ben Antep fıstığı serpiştirerek bu şekilde servise hazırlamak istiyorum. Tabii ki siz dilediğiniz şekilde süsleyip servise hazırlayabilirsiniz. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi evlerinize deneyip beğenirsiniz. Yıllardır yaptığım tam ölçülü kıyır kıyır çok lezzetli bir şekerpare tarifine kim hayır diyebilir ki? Hele ki böylesine lezzetlisine. Ben yaptım diye demiyorum, gerçekten çok nefis oluyor. Sadece dikkat etmeniz ve yapmanız gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da sizlerle paylaştım. Sizlere de tavsiyem, lütfen bu tarifimi en kısa zamanda deneyin. Eminim ki başka tariflere asla bakmayacaksınız. Sizlerin de favori tarifleri arasında başını alacak, o kadar söylüyorum. Şöyle servis tabağını alıp sizlere yakın çekimle de iş dokusunu da göstermek istiyorum. Benim için şekerparenin en güzel özelliği şerbetini güzel bir şekilde çekmesi ve ağza aldığınız zaman ağzınızda dağılması. İnanın çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Şöyle çatalla dokunduğunuz zaman bile kıyırlığı ortaya çıkıyor. Gerçekten de efsane bir lezzet. Kesinlikle denemenizi çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Tarifimi ve kanalımı sosyal ağlarda paylaşıp birçok kişiye ulaşmasına katkı sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.